Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere PAKO şalterini göstereceğim. Ee, elimde bir e, trifaze PAKO şalterim var. Hatta kabloları da arkadaşlar üzerinde şöyle e, kablolarını sökmedim. Hem kablolu hem kablosu size göstereceğim. Yani e, mümkün olduğu kadar ince detayına kadar arkadaşlar kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. E, ve PAKO şalteri tanıdıktan sonra e, içerisini sökeceğiz arkadaşlar. PAKO e, kat kat içerisine bakacağız. Ee, i̇çerisine kontakları yani yapısını iç yapısını size çok güzel bir şekilde göstereceğim. Ee, şu anda arkadaşlar elimde e, 100 amper. E, sizin de gördüğünüz gibi 100 amper arkadaşlar. Bir pako şalterim var. Trifaze e, giriş ve çıkış e, olmak e, şeklinde. E, pako şalterler arkadaşlar amperleri değişiyor biliyorsunuz. E, monofaze olabiliyor. Trifaze olabiliyor. 1.0.1 e, veya 0, 1 ve 2 kademesi olabiliyor. Şu an benim elimde arkadaşlar. Yani zaten çalışma prensipleri genelde aynı. 0 ve 1 var elimizde. Şöyle arkadaşlar 0 ve 1. 100 amper bir pako şalterim var. Bunu bir e, apartmanın arkadaşlar e, panosundan ben söktüm. E, bunun yerine arkadaşlar apartmanı biraz eskiydi. Onu da açıklayayım. Bunun yerine arkadaşlar temeşe 125 amper güzel Siemens bir TMS'e taktık. Sigortaların girişini çıkışını oradan yapıp dairelere dağıttık. 8 daireli bir apartmandı bu. Eski bir apartmanda dediğim gibi. Bu oraya takılmıştı. En az bıçaklı devre kesenlerden buna geliyordu arkadaşlar. Ana şebeke. Buradan da çıkıp sigorta baralarına e, gidiyor idi. O baralardan da arkadaşlar e, sigorta, buşonlu sigortalar da vardı bunun çıkışında. E, buşonlu sigortalar biliyorsunuz artık da e, evdeki amperajlar, çekişler, e, efendime söyleyeyim cihazlar artık yüklü olduğu için artık buşonlu sigortalar maalesef e, biliyorsunuz çeşitli arızalara, yanmalara sebebiyet verdiği için onu söktük ve uzatmayalım. Oraya TMS'e taktık. Bunlar arkadaşlar bu şekilde e, 3-4 blok şeklinde Yapıldı. Şimdi arkadaşlar ben hemen size e, şöyle bakın bu e, paco şaltele genelde e, dairelerin sayısına göre e, yani kabuların e, kesitine göre e, genelde daire sayısı ve çekiş ampere göre arkadaşlar kabular takılmakta. Şu anda bakın burada görüyorsunuz çoklu enyağımız var. Bu enyağımız 25'lik dediğimiz bir e, antigron e, enya yani antigron demeyelim de enya çoklu enya diyelim bakın şöyle içerisinde birçok damar mevcut olan. Çıkışı da arkadaşlar yine aynı şekilde. Şöyle de olabiliyor. Dairenin dediğimiz gibi daire sayısına sigorta durumuna göre bakın. Bu da 16'lık bir çoklu enya kablomuz. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yanma var. Bakın bu yanmıştı. Zaten bunun için değiştirdik bunların çoğunu. Bunları yine TMŞ'e taktık. Emniyetli olsun diye. Bakın baya bir erime var. Bu erimede arkadaşlar şuradaki pako şalterimizi bakın şu ayağını gördüğünüz gibi burada bayağı bir erime var. Şimdi ben bunu sökeceğim arkadaşlar. Tamam pako şalteri söküp size göstereceğim. İçerisindeki kontak yapısını bir görelim. Yani bu da güzel bir bilgidir. Ee, ondan önce ondan evvela şöyle yapalım. Şurada bir pako diğer pako şalterimi alayım şöyle. Bir sıfır. Bunun bir çalışma giriş çıkışını size göstereyim. Şöyle ölçü aletiyle. Arkadaşlar bunun bir giriş çıkışına bir bakalım. Ee, çalışma prensibini bir görelim. Trifaze ciğerlerimiz dedik arkadaşlar. RS'de giriyor ve RS'de çıkıyor şeklinde ee, bir trifaze 100 amper sigortamız şey özür dilerim ee, pako şalterimiz şöyle ee, omajı aldık arkadaşlar ve hazır konumunu aldık. Hem giriş çıkışını da nasıl tespit edeceğimizi de görmüş oluruz. Şöyle ki bakın. Şöyle 3 tane arkadaşlar girişimiz var. Şurada gördüğünüz gibi büyük e, klemenstermiz var. 16'lık 25'lik işte e, en yağ kabularına girebileceği şekilde. E, ve çıkışlarımız var. Giriş çıkışı nasıl tespit ediyoruz? Bakın. Şimdi burada arkadaşlar e, şöyle biraz yakından çekeyim. Şurada zaten e, kağıdı, üzerinde kağıt olabilir olmayabilir de. Fark etmez. 380 volt 100 amper üzerinde bir ibaresi zaten mevcut. İşte markası yazıyor. Artı RST e, e, diye bu arkadaşlar giriş. Ve U ve W olarak da çıkış e, bize göstermiş kağıdında. Ha kağıdı olabilir olmayabilir. O kağıt o kadar önemli değil. E, hemen şöyle ölçebiliriz. Bakın bu bizim arkadaşlar girişimiz. Şöyle Giriş çıkış. Şöyle karşılıklı arkadaşlar bakıyoruz. Tamam şöyle Şöyle diyelim ki birinci fazımız bakın şu karşılığı şöyle yapalım. Şu R fazımız diyelim. Şöyle karşılık burada. Bakın şu anda hiçbir şey göstermiyor. S ölçüyorum. Gene karşılıklı. Herhangi bir şey göstermiyor. T herhangi bir şey göstermiyor. Çünkü sıfırdayız. Hemen 1'e alıyoruz. Arkadaşlar şöyle eğer bakın R er fazımız geldi. S geçişimiz tamam. Karşılıklı geçiş yapıyor bunlar bildiğiniz gibi. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yani burası girişimiz ana şebeke jeneranı. Burada RST RST 0 yaptığımız zaman bu taraf kesiliyor. 1 yaptığımız zaman buradan alıyor arkadaşlar jeneranı bu tarafa. E, fazı, üç fazımızı Buradan da bu tarafa geçiriyor. Bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi hemen arkadaşlar çok fazla uzatmadan iç yapısını size gösteriyorum. İçerisinde göreceksiniz çok güzel kontaklar var. Bunların bir özelliği de kontakların çift çalışması. Şimdi nasıl olduğunu göreceksiniz. Şöyle arkadaşlar hemen şunu şu kumanda anahtarının düğmesini söküyoruz. Şöyle arkadaşlar çıkarıyoruz. Sonra şurada şu paneli tutan bir jontamız var şöyle. Şu oynamasın diye. Onu da söktük. Şunları şu tarafa koyalım. Şöyle arkadaşlar bu çıkıyor. Ve daha sonra bakın şurada iki tane vidamız mevcut. Bu vidaları şöyle söküyoruz. Ee, bunlar arkadaşlar dediğimiz gibi panolarda, e, trifaze büyük motorlarda e, çok kullanılan Çokça kullanılan arkadaşlar, sıkça kullanılan, işimize yarayan ee, pako şalterler, anahtar da diyebilirsiniz. Bir nebze paco şalter diyoruz biz. Şöyle bakın. Bunları neden kullanıyoruz arkadaşlar? Bunların amperajları, e, kontakları e, çok yüke dayandığı için ve artı ne işimize yarıyor? Panolarda, işte motorlarda ani arkadaşlar. Bundan sonra tabii ki sigorta gene kullanılıyor ama. E, bunların e, kolaylığı bize şu Oradaki akım arkadaşlar herhangi bir şey olduğu zaman veya işte bir bakım veya bir sigorta değiştirme veya motora işte yol verme aç kapa hadisinde hemen bir anda ceyranı kesebilmemiz trifaze ceyranı bir anda arkadaşlar açıksa kapatıyoruz. işte kapas, kapalıysa açıyoruz gibi bir anda akımı kesebiliyoruz işimize o şekilde de çok güzel yarıyor hemen acil durumlarda da diyelim şöyle bakın şu üst kapağı üst kapağını söktüm Burada iki tane yaylı e, plastik, sert plastik malzememiz var. Şurada bir dişli var arkadaşlar. Bu ilk e, şu anahtarın şu malzemesini arkadaşlar şöyle çevirdiğimiz zaman 1-2 yapsın diye. Burada bakın yıldız bir parçamız var. Şimdi şöyle bakın birinci katmanı söküyorum. Şöyle çıkarıyoruz. Şunu da tutayım. Şu dışarıya fırlamasın. Şu demiri çıkardım. Şimdi esas kontaklarımız bunun altında. Bu e, anahtarı kumanda eden sağ sola yaptıran dişli. Diyelim buna şöyle bunu söktük. Şimdi arkadaşlar şu bizim burada 3 katımız var trifaze olduğu için. Birinci, ikinci ve üçüncü kat. Zaten bütün katlar aynı e, anahtarlama, aynı kontak e, şeklinden oluşuyor. Hepsi aynı birbirinin aynısı fakat birbirinden bağımsız bölümler. Şöyle bakın birinci bölümü bakın çıkartıyorum. Diyelim ki bu R fazının olduğu bölüm. Şöyle çıkardım. Şu da S fazımız diyelim. Bakın bu da bir ayrı bir bölüm. Böyle bakın arkadaşlar 3 bölüm halinde bakın pako şalteri ayırdım. R S, T oldu arkadaşlar tamam mı? Şimdi şöyle iç yapısını hemen bir inceleyelim. Bakın hepsi dediğim gibi aynı kontak, hepsi aynı. Fakat e, şimdi biz giriş çıkış yaptığımız zaman bakın diyelim ki Burası bizim girişimiz, burası da bizim çıkışımız. Çift kontak var dedik. Bakın şöyle kontaklar nasıl birleşiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani 100 amper dedik bunun için. Şurada bir kontağımız var. Buradan giriş yaptığı zaman bakın böyle geliyor. Buradan bir geçişimiz var. Buradan işte giriş. Bu kontağın üzerinden bak. Kontak şu anda e, açık kontak arkadaşlar, tamam mı? Şu an kontağımız gördüğünüz açık kontak diyoruz. Kontaklar birleşmediği zaman akım geçmediği zaman açık kontak bunlar kapanıp birbirine bağlandığı anda akım geçirdiği anda da kapalı kontak diyoruz. Şu anda bu açık kontak vaziyetinde. Demin ben büktüğüm zaman arkadaşlar bak şurayı bükmüşüz. Bunu da göstereceğim. Açık kontak olmuş. Kapandığı anda buradan verdiğimiz e, faz geliyor. Bu kontaktan buraya geçiyor. Buradan çıkış yapıyor. Fakat bakın şurada bir kontağımız daha var aynı akım aynı faz buradan gelirken bir de bakın şurada bir kontak daha var. İki taraftan birden geliyor. Yani e, bu işte 100 amperin e, daha emniyetli geçmesi diyelim. İşte bir kontak bozulursa diğer kontağın da e, kullanılması hesabı oluyor. Ama diyelim ki burası işte açık kontak, bu kontak bozuldu veya işte çok ark yaptı. E, kontağın biliyorsunuz buraları bazen ark yapmaktan artık e, oksitleniyor iyice. Burası değmiyor. Orası değmediği zaman arkadaşlar buradan geçiş yapıyor. Farkındaysanız. Onun için pako şalterlerinde bu e, iç yapısının bir özelliği diyelim. Bakın şöyle kontaklar nasıl çalışıyor onu da gösterelim. Bakın kontaklar arkadaşlar şöyle bir kontağın bir tanesini çıkartayım şuradan hemen şöyle bakın kontak kendini zaten hemen bakın attı. Kontak kapandı zaten arkadaşlar. Yani şunu ben çevirdiğim için bu bunu kaldırıyor geriye, kontağı açıyor. Şöyle, yani çalışma sistemi şu: Siz açma kapımı anahtarını çevirdiğiniz zaman, şöyle, bakın, buradan buraya geçiş yapıyor. Şöyle arkadaşlar, geçiş yaptıktan sonra da bunu tekrar ileri geri oynatan ney? Şurada görmüş olduğumuz yani şöyle bir yay arkadaşlar. Yay da bunun tekrar geri gelmesini sağlıyor. Şöyle, bakın, kontağımız zaten, bakın çıktı de çıktı. Şöyle bakın. Burada tabi içinde kendi yağ var. Özel gres yağ Güzel çalışsın diye. Uzun ömürlü olsun diye. Yani çalışma prensibi çalışma sistemi budur arkadaşlar. Ee, bu şekilde e, faydalı olur diye göstermek istedim. Tekrar bunu aynı şekilde yerine oturtturacağız. O bir tane yanık olan kontağımız vardı. Oraya bakalım. O yanık olan kontak arkadaşlar e, nasıl bir hal almış. Yanık olan kontağım Şurada bir yerdeydi. Onu size göstermiştim. Ee, zannedersem arkadaşlar yanık olan kontak şu evet şu evet heh. bu bu yanık olan kontağımız şu kontak derken klemensin e, giriş yeri kontak demeyelim yanık olan klemens girişimiz şuradan 16'lık kablo burada bayağı bir hatta ben bunu zor söktüm bakın vidası da e, bayağı sıcaktan artık ne halde bakın diğerler sarı o artık iyice e, Okside olmuş vaziyette. Ama bakın içerideki kontaklarına hiçbir zarar vermemiş. Sadece buradaki klemensi yakmış ama tabii ki trifaze olaylarda o bile çok büyük bir hadise. Hemen değişmesi gerekiyor. Veyahut bakım yapılması gerekiyor. Kabloyu gördük. Bakın ne halde bunlar hiç iyi şeyler değil. Hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Diyelim ve arkadaşlar pako şalter hakkında... Size anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar ölçülmesini gösterdik e, söktük içerisini gösterdi kontakları e, çok e, elzem durumlarda e, malzeme bulamadığınız edemediğiniz durumlarda yani bunu gösteren maksadı o söküp arkadaşlar hani bunlarda pek dediğim gibi tamirat olayı pek girmeyin çünkü bunlar yüklü dediğim gibi ben amperaje göre değişiyor İşte 100 amper bu elimizdeki. Ee, çok kısa müddet hane çalıştıracağız. Yenisini yerine takana kadar e, sistem çalışsın dersek işte açıp arkadaşlar bu şekilde kontakları bakın eğer herhangi bir oksitlenme, yanma varsa düzeltebiliyorsanız arkadaşlar e, düzeltirsiniz kontaklarını ve tekrar yerine takarsanız geçici olarak tabi Yani bunlar geçici şeyler muhakkak değişmesi gerekiyor. Çünkü bunlar çok kilit rol oynayan çok e, önemli parçalar arkadaşlar e, devrede. Ee, Şimdi arkadaşlar bu kadar. Ee, herkese arkadaşlar hayırlı günler diliyorum. Lütfen kanalıma arkadaşlar abone olmayı ve videoma beğeni yapmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, iyi günler.